Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle Teknoloji Oku Yorum'un yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün neler var manşetimizde? Çok haberimiz var. Acayip. Bu hafta bayağı bir dolu oldu ve hani bu haberlerin hepsi de hemen hemen böyle önemli haberler arkadaşlar. Bizim için olmasa bile geliştiriciler için önemli vesaire. Evet. Sen başla Özgür abi. İlk haberle başlayalım. Biliyorsunuz Apple uygulama marketinde, App Store'da koyduğunuz zaman bir uygulamayı eğer ücretli satacaksınız ya da içinde bir satış yapacaksınız. Yani ki herkes bunu yapıyor. Yapıyor zaten. Evet. Sizden bir komisyon alıyordu. Oran neydi? %30'da %70'ti. Yani 100 liralık bir satış yaptığınızda oradan 30 lirasını Apple alıyordu. Şimdi artık 15 lirasını alacak arkadaşlar. Fakat bir önemli nokta var. O da geliriniz yıllık 1 milyon doları geçmiyorsa ki Türkiye'de geçmez herhalde. kaç tane şey vardı yani ki? 1 milyon dolar zaten şu anda 7.7 falan herhalde. Evet. Milyon Türk lirası falan yapıyor. Onu zaten Türkiye'de zaten adam da Türkiye'de durmuyordur diye tamam. Çoktan Amerika'ya yerleşmiştir Silikon Vadisi'ne. Evet. Aynen. Yani aslında güzel bir haber. Şöyle, uzun yıllardır aslında bundan şikayet ediyorlardı. Evet. Özellikle yurt dışı çok şikayet ediyordu. Sebebi şu. Mesela belli üreticiler, geliştiriciler için istisnalar yapıyordu Apple. Mesela Amazon %15 ile çalışıyordu Apple'la, Amazon bütün uygulamalarında. Ama mesela başka şeylerde bize niye %15 vermiyorsun diye isyan ediyordu. Epic Games son dönemde olayı patlatan gitti. Epic Games oldu zaten. Ama ona yaramadı bu şey. Yaramadı. Onun 1 milyon dolardan yüksek olduğu için o yine %30 bandından. Kaldı ki zaten şey Fortnite'ı da kaldırdılar ama Fortnite'in geri gelme bir şeyleri var falan diyorlar şimdi. Öyle yani bir orada hani var. Epic Games biraz aslında uyanıklık yaptı. Farklı bir satış sistemine geçti. Evet, evet. Kendi hani içinde. Apple üzerinden değil de kendi içinde bir satış istedi. Sistemine geçti. Apple dedi ki dur komşum ya ne yapıyorsun sen? Sen böyle yaparsan. Benim oynuyorum benim. Herkes öyle yapar dedi. Şurada 3 kuruş bir şey alıyoruz zaten. Ama %30 çok yüksekti hakikaten. Şimdi hukuk bence dedi, bu çok iyi dedi, oldu bu. CEO olduğum halde dedi dünyanın en zengin insanlarından biriyim. Sen niye benim önüme tıkıyorsun? Evet. Evet yani peki bu arada şunu söyleyelim. 1 Ocak 2021'den itibaren bu sisteme geçiliyor ve bir geliştirici programı var. Oraya üye olmanız gerekiyor. Eğer hani bir uygulamanız varsa işte bu komisyonlardan da şikayetçiyseniz ya da ben daha fazla kazanmak istiyorum diyorsanız o programa başvurmanız gerekiyor. Google'a falan yazarsanız muhtemelen çıkacaktır. Ben işte bu yüzden olmasa da 1 Ocak'a çok merakla bekliyorum çünkü konsollar için vergi. O başka bir şey ama. Azalacak. Ha bu arada PlayStation 5 de satışa sunuldu evet, Türkiye'de. Evet, satışa sunuldu arkadaşlar. Orayı da bağlamış olalım. Önemli gelişmelerinden biriydi bir aslında. Satışa sunuldu ama önceden satın alanlara sadece gönderildi. Yani biliyorsunuz bu bazı sitelerde ön sipariş açılmıştı, açılır açılmaz stoklar tükendi vesaire. Zaten şu anda stok yok. Hani teknoloji mağazalarına gittiğinizde zaten bulmanızın imkanı yok da. Ama bir yerde bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Fakat biraz fazla ödemeniz gerekiyor. O da kara borsa. Kara borsada varmış. 15 bin lira falan istiyorlarmış. Ya çok saçma. Saçma yani. Rakamlar. Yani zaten şu anda arkadaşlar bazı sitelerde kara borsaya düştü bu cihaz ve 15 bin lira falan yazmışlar fiyat etiketine. Ben de baktım. Yani zaten şu anda özel bir oyunu yok PlayStation 5'in. Evet. Çıkan 2-3 tane zaten biliyorsunuz exclusive birinci parti oyunu vardı. Onlar da PlayStation 4'e de geldi. Sadece Demon's Souls gelmedi remake olarak. Onun da zaten PlayStation 3 oyunu yani 2009 zaman ne çıkmıştı. Dolayısıyla çok öyle şu anda albenisi yok cihazın. O yüzden sakın ola hani gaza gelip de bir 15 bin lira vereyim alayım 12 bin. Yani 10 bin bile vermeyin. Bu cihaz zaten. Saçma. Hatta Ocak'ta muhtemelen düşecek daha da düşecek. Eğer düşecek. Bu vergi kaldırılırsa daha da düşecek arkadaşlar. Ki bir de dijital versiyonu gelecek. O da belki 7 bin liralardan gelir. O yüzden bence hiç böyle bir hataya girmeyin derim ki ben zaten geleceklerini de pek sanmıyorum izleyicilerimizin. Evet yeni bir konumuz daha var. IYS diye bir sistem var arkadaşlar. Ondan da bahsetmek istiyorum. İleti yönetim sistemi diye bir sistem hayata geçiyor. Aslında bu yeni bir teknoloji değil. Ticaret Bakanlığı Odalar ve Borsalar Birliği ile işbirliği yaptığı bir sistem geliştirmişti. Nedir bu olay? Şimdi bize sürekli SMS geliyor ya. Kombiciden geliyor, petek temizleyiciden geliyor, efendim ıvırdan kıvırdan, bahisçiden. Bize normal bir yerden mesaj gelmiyor zaten. Yazan aynen. WhatsApp'tan falan yazıyor artık. Evet. Mesaj geldi mi diyorsun ki lan yine hangi firma attı? Aynen. Aynen. Yani. İşte bunların önüne geçmek için bir sistem kuruldu. IYS ismiyle. Hatta internet sitesi falan da var. iletiyonetimsistemi.com falan olması lazım. Oradan artık oraya kayıtlıysanız ve siz oradan şeyleri ayarlayabileceksiniz. Bana işte örnek veriyorum Turkcell, Türk Telekom ne bileyim işte şurası burası Garanti Bankası SMS yollasın, diğerleri yollayamasın gibi bir şeyi yapabileceksiniz. Teorik olarak konuşuyorum bunları. Ama şimdi bu muhtemelen büyük şirketler içindir ya. Hani Garanti gibi işte İş Bankası gibi vesaire. Bana geçen gün bir mesaj geldi. Haftalık 5 bin ile 20 bin arasında para kazanmak ister misiniz? Bana da geldi o mesaj. Saçma sapan şey. Yani
Şimdi bu adamı nasıl engelleyeceksiniz? Muhtemelen... İşte şöyle ama oradaki şöyle bir durum var. Şimdi bugüne kadar böyle bir ileti bence orada şeyi engelleyemezsin dediğine katılıyorum ama bugüne kadar o iletide şikayet etmek olayı çok sıkıntılıydı. Şimdi KVKK'nın sitesi var. Oraya yazıyorsunuz. O size böyle bir sürü böyle bir form var, tamam mı? 50 bin tane bilgi istiyor. Burada İYS'yi ben bir baktım. Bir sürü bilgi de var orada o sitenin içinde. Diyor ki istemediğiniz mesajları da buradan şikayet edebilirsiniz diyor. Yani öyle bir sistem de kurulmuş. Belki hani sonuç olacak mı bilmiyorum. Birazcık bunu aralıkta göreceğiz ne olacağını yani ama. Bu şey muhabbeti de vardı. İstenmeyen numaralardan artık bankalar sizi arayamayacak, mesaj atamayacak falan. O da patladı mesela. Yine mesaj, adam şey yazıyor sonra. İşte bu mesajı almak istemiyorsanız R'ye yazıp bilmem ne yazıp. Ya zaten bence oradaki en büyük sorun şu 0850 numaralar. Kimse yani alakalı var. Alakasız yani saçma sapan şeyler. Bence burada da şey olabilir abi ya. Üşenir yani millet. Ya şimdi YS'ye gir, bu numarayı engel. Çünkü bir tane mesaj gelmiyor ki. Bana günde atıyorum 20 tane mesaj geliyor. 20'si de ben vallahi üşenmem. Yerlerine. Ben psikopatım o konuda. Hatta ben KVKK'ya şikayet ettim. Ticaret Bakanlığı falan da şikayet ediyorum. Sen böyle şeyleri. Sen bayağı gaza gelmişsin o zaman. Ya çünkü sıkıyor yani. Bıktırıyorlar yani. O yüzden sigortacısı arıyor, bir şey arıyor. Ben bir görelim derim. Yani şu anda bunun bir mucize olduğunu iddia etmiyorum ama böyle bir sistem var. 1 Aralık'tan itibaren yürürlüğe girecek. Önümüzdeki işte 10-15 gün sonra yürürlüğe giriyor. Bakalım ne olacak, bir görelim diyelim. Evet. Önemli bir hikayeye geçelim. Twitter'a da hikaye özelliği geldi. Yıllardır bu anı bekliyorduk, yani öyle söyleyeyim. Yani yakında artık zaten aramalara falan da hikaye özelliği gelecek. Excel'e gelecek, Excel'e. Basacaksın direkt arama hikaye özelliği var orada. Artık çok böyle, ben şunu sevmiyorum mesela. Platformların hani birinde olan bir şeyin diğerinde de olmasında çok fazla bir taraftar değilim. Ama şey oluyor bak yani, ben sana söyleyeyim mi? Mesela bu hikayeleri ilk ne dedi? Snapchat dedi mesela. Orada evet. Kalacaktı ya. Instagram yaptı, Facebook yaptı, WhatsApp yaptı. LinkedIn yaptı. LinkedIn de yaptı. Yani gerek yok. Ama ben şöyle bir şey gördüm. Ben LinkedIn'i, Instagram'ı ve Twitter'ı aktif olarak kullanıyorum. En çok etkileşim şu anda, yani daha yeni başladı bu arada, bir gün oldu. Biz cuma günü çekiyoruz bunu. Perşembe günü açıldı, perşembe akşamı. Şu anda en çok etkileşimi oradan alıyorum ben. En iyi izlem, evet, Twitter'da. Öyle söyleyeyim. Bence güzel oldu ama beğenmeyen de vardır, beğenen de vardır. İşte Osman gibi belki siz de beğenmeyeceksiniz, siz de beğeneceksiniz. Görüşlerinizi. Ben bir şeyi merak ediyorum. Acaba Twitter bunun için para ödüyor mu Snapchat'e? Mesela bu şeyi bulan Snapchat. Yok, eğer patentli bir şeyse öder ama değilse alıp kullanabilir yani. Hepsi alıp kullanıyoruz yani. Siz de yorumlarınızı eğer hani beğendim beğenmedim diyorsunuz, bu videonun altında paylaşın, biz de görmüş olalım. Ben beğendim, Osman beğenmemiş. Ya artık beğenmeme değil, benim düşüncem şey. Gereksiz diyorsun. Ya bir platformda olsun. Twitter'ı biz ne olarak kullanıyoruz? İşte anlık iletilerimizi paylaşıyoruz oradan. Evet. İsyanlarımızı falanımızı filanımızı yazıyoruz yani. Bu yani Twitter. İşte İsyanını artık hikayelerde yapacaksın. Hikayede isyan edeceksin. Şimdi önemli bir haber daha ki, bayağı haber de varmış bu hafta ha. Ama önemli bunlar yani. Evet. Önemsizleri de sitede var zaten, diğerlerini de oradan görürsünüz. Huawei'yi Hanır'ı sattı. Hanır'ı sattı, evet. Uzun zaten süredir, biz yazmıştık haberini daha önce. Uzun süredir vardı bu söylenti zaten. Bir konsorsiyumun satın alacağına dair. Yani bir ay öncesinde de biz bu haberleri yaptık. Fakat hani bir açıklama gelmemişti. Gerçi şimdi de satıyoruz diye bir açıklama gelmedi. Lak diye sattık diye bir açıklama evet. geldi. Bir de yurt dışından yapıldı. Türkiye'de herhangi bir evet. operasyonun olacak. Çünkü Honor Türkiye'de de var. Ya hatta ürün de yolluyorlar bize arada. Avrupa'daki bayağı bir şu mesela ya. Saatlerine yakında testi olacak. Onu da söyleyelim. Ya ben bu açıkçası şunu düşünüyorum. Dürüst olayım mı? Yani ben bence yani tam olarak satılmamıştır henüz. Ne oldu ya? Hülle mi yaptılar diyorsun? Bence böyle hani böyle kara para aklama operasyonları var ya. Yok ya. Bence şimdi Huawei'ye belki para ihtiyacı vardı. Ya Huawei bence para ihtiyacı olacak bir şirket değil ya. Yani Çin'in son, en büyük telekomünikasyon şirketi. Ama son dünyadaki dönemde çoğu 5G operasyonlarını üretiyor. Yani Çin'de ama zaten yok satıyor. Ne ama işte son dönemde biliyorsun ya. İşte bu Trump sağ olsun bayağı bir zorladı onları. Tam zorladı da Trump da gitti. Şu yüzden. Ona da geleceğiz birazdan evet. ama şu yüzden olabilir. Hani Honor'ın üzerindeki bu Google servisleri olayını kaldırıp hani onu rahatlatıp evet değil mi? En azından. Çünkü hani biz onda şimdi, bir sıkıntı yoktu aynen, şu anda. Huawei modellerini zaten Harmony OS'e satışa sunacağız. Eğer Harmony OS tutarsa oradan yürürüz. Bir kapı geçiririz. Olur. Ama tutmazsa, Huawei daha da kötüye giderse en azından Honor'ın şeyini yükseltelim. Sonra Honor cephesinden geçeriz. Bir bakmışsın Huawei olmuş Honor aslında. İşte bir göreceğiz bir bakıyorsun, bakalım. Önümüzdeki süreçte Leica Honor'la anlaşıyor. Olur mu olur yani. Yani o zaman kimse beni ikna edemez bu şirketin satıldığına. Peki, peki bir önemli bir haber daha var. Trump biliyorsunuz başkan seçilemedi. Biden geldi. Evet. Trump büyük bir Çin karşıtıydı ve çok agresifti o konuda ve işte bu Google'la Huawei'nin birbirine girmesinin de en önemli etkenlerinden bir tanesi de Trump'ın kararları oldu. Aslında birbirine girmedi. Sadece ambargo uygulandı. Çünkü hani Google'da başvurdu
hükümete. Hani ya bizi serbest bırak. Ekmeğimizi, ekmeğimizle oynuyorsun. Çünkü Huawei'den çok büyük bir geliri vardı. Huawei evet. dediğin firma senin dünyadaki en çok telefon satan ikinci firma yani. Evet. Sen şimdi onun telefonlarından servisleri kaldırdığı zaman Google önemli bir gelir kaybına uğradı. Bunun için lisans için başvurdu ama kabul edilmedi tabii. Şimdi Biden'ın gelmesiyle birlikte değişir mi sence? Huawei bundan umutlu. Geçen gün ben bir haberini de yapmıştık hatta sitemizde. Yani bazı yerlerde toleransların verileceğini vesaire umuyorlardı. Ama hani gelse bile Google'a geri döner mi Huawei'yi bilmiyorum. Ya işte çok büyük yatırımlar yapıyor şu anda. Işte. Petal çünkü Search yaptı. OS tarafında çok fazla yatırım yaptı. Evet. App Gallery olsun. Hani bu uygulama mağazası tarafında aşırı Türkiye'de bile hatta bir sürü evet. yatırım yaptı. Hala da yapıyor. Dolayısıyla aynen öyle. Ben hani bu reddeden sonra bu kadar yatırımı ben çöpe atayım. Tekrardan Google'a şey yapayım. Sonra başka bir başkan gelsin. Beni tekrardan şutlasın. Pozisyonuna girmez. Ha dediğim gibi Honor tarafını belki Google'a oraya döndürüp hani o tarafa devam edebilir. Huawei de kendi cephesinde, kendi işletim sistemiyle aynı Apple gibi yoluna devam edebilir. Yani çok zorlu bir süreç ama öyle söyleyeyim. Bir operasyon ve bence de gayet mantıklı. Dur bakalım göreceğiz önümüzdeki aylarda. Son olarak da bir sokağa çıkma yasakları geldi biliyorsun. Evet biliyorsunuz hafta sonu arkadaşlar. Olmak kaydıyla evet. ve işte belli yaşlarda da hafta içi de devam eden bir yasak geldi. Bununla ilgili çok güzel paylaşımlar yapıldı. Karışık ya bayağı. Çok karışık. Çok karışık. Ben ilkten hatta onun haberini yazıyordum. Hemen işte açıklandı. Hemen yazıyorum falan. İlkten 10 ile 20 arası yazdım. Sonra okudum. Hani mantıkta olan olur ya 10 ile 20 arası. Sonra okuyorum böyle. Saat 10 ile 20 arası dışındaki saat. Dışındaki saatler zaten 10 ile 20 arasında. Sonra değiştirdim. Evet. Ama birkaç kaynaktan daha da baktım. Acaba 10 ile 20 arasındaki saatler dışı mı diye. Baktım hakikaten öyleymiş. Zaten hafta sonu kim niye saat 10'dan önce uyansın da. Ne bileyim bana enteresan geldi. Veya yani 8'den sonra ne yapsın sokaklarda gezmeyi havalar çok iyi değil filan. Yani havalar da kötü. Evet. 8'den sonra yani çoğu kişi evlerinde ya. Ama ben dikkat edelim biz yine de. Onun da uyarısını yapalım arkadaşlar. Evet. Maske, mesafe, hijyen çok önemli. Bir de her zaman söylüyoruz. 20 yaş altındaki gençlerle belli saatlerde dışarı çıkabiliyor evet. ki bizim izleyicilerimizin büyük bir kısmını evet. kapsıyordur muhtemelen bu yaş. Arkadaşlar evde kalın, evde kalın, evde kalın. Evde kaldığınız sürede de hijyene, İşte evin havalandırmasını vesaire çok dikkat etmenizi öneriyoruz. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz, uyumaya çalışıyoruz. Yani uyumaya çalıştığımız halde ben mesela geçirdim evet. koronavirüsü. Hafif geçirdim, ben yine şanslıydım. Hani ayakta geçirdim ama bir hafta boyunca evdeydik işte. Eşim de geçirdi aynı şekilde. Biz de ofise gelmedik o sürede boyunca da. Yani bayağı bir kendimizi karantinaya aldık bir nevi. Yani arkadaşlar hani hiçbir şey olmasa bile kesinlikle çevrenize bulaşıyor. Ben sadece mesela ailemle bir yemek yemiştim. Bir yemek sadece. O da şansa işte kardeşim davet etti. Herkese bulaştı. Anneme, babama, kardeşime, eşine, benim eşime, bana. Yani kimden yayıldığı belli değil ama orada bir yemekten ötürü herkese bulaştı. Düşünün yani aksırma tıksırma hiçbir şey yok, öpüşme yok, şey yok ama şu masa etrafında oturup yemek yeseniz bile hepinize bulaşıyor. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Evet arkadaşlar bir teknoloji gündemini değerlendirdiğimiz Teknoloji Oku Yorum programının da sonuna geldik. Anlattığımız haberlerle ilgili görüşleriniz, yorumlarınız varsa bu videonun altında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Aynı zamanda kanala abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Haftaya yepyeni bir gündem programıyla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.